sınavı var. Büyükşehir Belediye Başkanımız, değerli başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, kıymetli yönetim kurulu üyelerimiz. Bugün eksiksiz toplandığımız için hepinize teşekkür ediyorum. Çünkü il teşkilatı olarak ne zaman bir davette bulunsak Allah razı olsun güler yüzleriyle değerli başkanlarımız, ilçe başkanlarımız katılıyorlar. Biz de etrafımızın boş olmadığını görüyoruz. Hep beraber bir olunca biraz daha güçlü olduğumuzu bir kez daha hissetmiş oluyoruz. Bugün kendi aramızda bir istişare toplantısı yapıyoruz. Hem ilçe başkanlarımızla hem belediye başkanlarımızla. Sonrasında danışma toplantımıza geçeceğiz. Orada fikir alışverişlerinde bulunacağız. Teşkilat mensuplarımızla beraber hem hal olacağız. Birlikte görüş alışverişinde bulunacağız. Tabii bunun öncesinde hem ilçelerimizi değerlendirebilmek, hem ilimizi değerlendirmek, hem de mevcut siyasi gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunmak için buradayız. Tabii biz geçtiğimiz hafta il başkanları toplantısına çarşamba gün Ankara'ya gitmiştik. Perşembe günü de zaten genişletilmiş il başkanları toplantısına Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Kadın Kolları Başkanımız Sayın Emine Hanım ve Gençlik Kolları Başkanımız Hasan Nuri Kuşur ve Mehmet Savruk Başkanımız da katıldı. Genişletilmiş 131. il başkanları toplantısını gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız toplantının başından sonuna kadar bizzat bulundular, bundan önceki toplantılarda olduğu gibi. Tek tek illerimizden gelen tekliflerdir, önerilerdir. Onları bizzat birinci ağızdan dinlemek suretiyle ilgili bakan ve bakan yardımcılarına söz vermek suretiyle sürece bizzat müdahil oldular. Tabii bu gelenek, biz 13 aydır bu toplantılara katılıyoruz ama 131.si yapılıyor. Belki bu rakam çok sıradan gibi gelebilir ama 131 defa toplanmış il başkanları toplantısı. Hepsi de genişletilmiş vaziyette. Yaklaşık yanılmıyorsam 500 kadar hazırın huzurunda yapılıyor değerli başkan. Tabii biz burada bize Sayın Cumhurbaşkanımız hitap ettiği basında yer aldı ama hem başkanlarıma bu konu hakkında bilgi vermek hem de gündemi değerlendirmek için toplanmış bulunuyoruz. Özellikle çarşamba gün yaptığımız İç Anadolu İl Başkanları toplantısında bundan sonraki önümüzdeki süreçle alakalı bilgi verdiler Sayın Başkanlarımız. Bu süreç hakkında kısa kısa bilgi vermek istiyorum ben de sizlere. Kısmet olursa Ekim ayının 7'si veya 10'u gibi süreç, kongre sürecimiz bir takvime bağlanacak. Kongre sürecimizde öncelikle delegelerin tespit edilmesi, bizim Kayseri'mizi ilgilendirmiyor ama böyle daha küçük belde teşkilatlarının kongrelerinin yapılması, sonrasında ilçe kongrelerinin yapılması. Bu yaklaşık bir yıl alacakmış gibi gözüküyor. Yani önümüzdeki yılın sonuna kadar bu süreç devam edecekmiş gibi. İl başkanının il kongreleri dahil olmak suretiyle. Sonrasında büyük kongremizi gerçekleştireceğiz. Büyük kongremiz olağanüstü değil, olağan kongre olacak. Çünkü iki yıldan fazla bir zaman geçmiş olacak üzerinde. Bizim Kayseri üzerinde baktığımız zaman herhalde ilçe kongrelerimiz 12. belki 1. sarkacakmış gibi gözüküyor. Sonrasında 4., 5., belki 6. aylarda da il kongrelerimizi gerçekleştireceğiz. Bu bir takvim çerçevesinde olacak. Tabii bunu önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Çünkü yapılan işlem küçük bir işlem değil. Türkiye'de ve değil dünyada Sayın Erkan Kandemir, yani teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in ifadesiyle dünyadaki en büyük sivil toplum kuruluşu AK Parti. 11 milyona yakın üyesi var. Dolayısıyla bu süreçte geldiğimiz noktada bu kapasitede, bu büyüklükteki bir organizmayı harekete geçirmek, hayata geçirmek işte yıllardan beri, 18 yıldan beri yapılıyor ve mevcudu devam ettirmek adına da bunun bir takvime bağlanması gerekiyor. Bu da inşallah 2020 yılının sonuna kadar tüm kongrelerimiz gerçekleşmiş olacak. Ben özellikle belediye başkanlarımıza katıldığı için teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte daha çok bir araya geleceğiz ve altını çizerek söylüyorum, vefa toplantılarımızın 15'ini yaptık. 16'sında en büyük ilçemiz olan Melikgazi ilçemizin organizasyonunda, değil mi Sayın Başkanım? Pazartesi günü akşam yapacağız inşallah. Dolayısıyla biz vefa toplantılarında tam tahmin ettiğimiz gibi bir formatta yaptık. Güzel geri dönüşümler aldık. Bundan sonraki yapmaya da devam edeceğiz. Vatandaşımızla, Memduh Başkanımızın özelinde herkese dokunduğu gibi biz de teşkilat olarak diğer başkanlarımızla beraber herkese dokunmaya devam edeceğiz. Çünkü gönül almaya devam edeceğiz. Doğru mu değil başkanım?
Katıldığınız için teşekkür ediyorum değerli başkanlarım. Sağ olun. Basın açıklaması yaptı. Başkanlarımız. Öncelikle istişare sünnettir anlayışı içerisinde. Ortak aklı önemseyen ve bu arada dayanışma içerisinde belediye başkanları olarak, teşkilatlar olarak her zaman yan yana birlikte olan bir yaklaşım sergilediği için AK Parti'mizin bu güzel çalışmasını değerli başkanımızın şahsında tüm ekibine teşekkür ederek ben de paylaşmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu toplantıya biz de eşlik ettik. Biz de biliyorsunuz adet sadece o toplantıya katılmak olmaz. Gitmişken birkaç işi birden çözme mantığında olur. Değerli bakanlarımızla görüşmek suretiyle şehrimizi ilgilendiren, ilçelerimizi ilgilendiren her konuda sağ olsunlar. Bizlere her zamanki sıcak ilgileriyle yaklaştılar. Konuları paylaştık. Gündemimize aldığımız konularla ilgili her zamanki desteklerini aldık ve şehrimize de bereketli olarak inşallah döndük. Bu arada Yeşilisar İlçe Başkanımızın yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ediyorum, tebrik ediyorum. Çok şükür orada da güzel çalışmalar yapmaya devam edeceğimize inanıyorum. Katılımlarınızdan dolayı ben de teşekkür ederim değerli milletvekili, değerli başkanımıza ve tüm ekibe sağ olun, var olun diyorum. Teşekkür ederim. Evet, değerli İl Başkanım, Büyükşehir Belediye Başkanım, belediye başkanlarımız, il başkanlarımız, kadınlar kurulu gençlik kurulları başkanlarımız, ben de hepinizi saygı ve sevgiyle selamlayarak sözlerime başlayayım. Evet, bir güzelliği daha yaşıyoruz burada. Evet. Kayseri'nin güzelliklerinden bir tanesi. İstişare dedik. Zaten bunu her zaman yaptığımız bir şey. Siyasete girdiğimiz ilk günden beri güzellikleri hep birlik beraberlik içerisinde yürütmeye çalışıyoruz. Allah bu güzelliğimizi bozmasın, bozdurmasın diyor. Tabii değerli başkanım ifade ettiler. Ekim ayında başlayan bir süreçte artık bir yenilenme, tekrar yeniden gözden geçirmesiyle ilgili kongrelerimiz başlayacak. Zaten partimizin genelinde küçük ilçelerden başlayıp daha sonra iller, sonra da büyük şehirlere kadar gider. En sonunda kongremizi yaparız, büyük kongremizi yaparız. Allah yolumuzu açık etsin diyorum. Kayseri olarak bugün de bir güzelliği daha yaptık. Yıllar öncesinde başlatılan nöbetçi vekil uygulamasını bugün şahsım adına yaparak başlatmış olduk. Hayırlı olsun o da. O da bir güzellikti. Yaklaşık bir görevdir. Evet. 50 kişiyle bugün görüşmelerimiz oldu. Onları birebir çözdüğümüz problemler oldu. Daha sonraya bırakacağımız problemler oldu. Bu güzelliği her zaman yapacağız. Önemli olan hep beraber birbirimize olan saygımızı, sevgimizi yitirmeden burada çalışmalarımızı devam ettirmek önemli. Ben görüyorum ki zaten buna hepimiz dikkat ediyoruz. Ben de Yeşilisar Başkanımızı, ilçe başkanımızı tebrik ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Çalışmalarımızın hayırla getirmesini temenni ediyorum. Saygılar sunuyorum. Thank you.